Ehli kitap müşrik midir? Tabii ya, birinci soru o vardı. Tabii. Sorarım onu. Şimdi ehli kitapla ilgili olarak biliyorsunuz bizde yanlış anlayışlar vardır. Ehli kitap diğer müşriklerden ayırt edilerek işte onların kadınlarıyla evlenilir, kestikleri yenilir ama diğer müşriklerin kestikleri yenmez, kadınlarıyla evlenilmez diye ifadeler var. Evlenme konusunu biz daha önce birkaç kere işlemiştik. Ona şey yapmıyorum, arzu edenler internet sitesinden görebilirler gayrimüslimlerle evlenme diye. Şimdi o konuya girmiyorum ama ehli kitap müşrik mi değil mi ona bakalım. Elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerin 190. sayfasını açın lütfen. Tevbe suresinin 31. ayetine bakalım. Daha birçok ayet var da ben sadece bu ayet-i kerimeyle yetinirim diye şey yapıyorum. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İttehadû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillah. Allah ve kendi aralarında ya da Allah'tan önce ilim adamlarını ve din adamlarını Rabler edindiler. Rabler edindiler. Efendileri yaptılar kendilerine. Allah'la kendi aralarına giren efendileri yaptılar. وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ Meryem oğlu Mesih'i de öyle yaptılar. Mesela derler ki Meryem oğlu Mesih'in aracılığıyla Allah'a ulaşanları Allah'ın affetmeye, o Allah'ı affettirmeye gücü yeter derler. Yani Mesih ile kim Allah'a ulaşırsa onun affettirmeye gücü yetermiş. Kime affettirecek? Allah'a. Gücü yeter ne demek? Yani. Şimdi Yahudiler de ibadetleri sırasında, işte duaları sırasında arada kohen bulundururlar. Kohen o bir soydan gelen insanlar demektir. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا Kendilerine verilen emir bir tek ilaha kul olmalarıdır. لَا اِلَٰهِ اِلَّهُ Ondan başka ilah yoktur. سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Bunların koştukları şirkten Allah uzaktır. Bu ne demek? Kimin koştuğu şirk? İşte bu Yahudi ve Hristiyanlar ve diğerleri. Demek ki müşrikmiş değil mi? Şimdi hemen aynı sayfanın üst tarafındaki ayetlere bakalım. Diyor ki Allah-u Teala oradaki 28. ayette Ya eyyühellezine amenu müminler innemen müşrikûne necesun müşrikler pislikten başka bir şey değildir. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Onun için o Mescid-i Haram'a girerken Müslüman olmayanlar giremez diye bir levha vardır. Gidenler bilirler. وَيْخِفْتُمْ عَيْلَةً Şimdi eskiden beri Yahudi olsun, Hristiyan olsun, diğer müşrikler olsun, Mekke'de düzenlenen panayırlara gelir, katılırlar, mal getirirler, mal alırlar, ciddi bir ticari hayat olur. Diyor ki Allah-u Teala eğer böyle bir şeyden, fakirlikten, sıkıntıya girmekten, maddi sıkıntıdan korkarsanız, bunlar gelmezse ne olacak diye korkarsanız, فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْشَاءَ Allah karar verdiği zaman, yani zamanı geldiğinde sizi ikramıyla onlara muhtaç olmaktan çıkaracaktır. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ Allah bilir ve doğru karar verir. Şimdi bu müşriklerle ilgili olan bütün müşrikler Mescid-i Haram'a yaklaşmasın ki şimdi siz buradaki müşrikleri Mekkeli müşrikler ve diğer müşrikler olarak düşünün. Yani ehl-i kitabın dışındaki bütün gruplar olarak düşünün. Ehl-i kitapla ilgili ne diyor Allah ondan sonra? Diyor ki قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ Allah ve ahiret gününe inanmayan, aslında inandıklarını söylerler ama Allah'ın istediği gibi bir inanç değil. Ondan sonra Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayan, hak dinde din edinmeyen
ehli kitabı, ehli kitapla savaşın diyor. Hatta yutul cizyete cize verinceye kadar. Öhüm sahurun, onlar alçak duruma gelmiş olarak cize verinceye kadar. Bakın müşriklerde cizye verinceye kadar savaşın efendim ifadesi yok. O müşriklerle ilgili velke bennehum kavmun la ya'lemun diyor. Onlar bilmeyen bir topluluktur diyor. Ama ehli kitabın elinde bir kitap var. O kitapta Muhammed Aleyhisselam'a inanmalarının gerektiği yazılı. Buna rağmen gelip inanmadıkları için ne oluyorlar? Daha fazla suçlu oluyorlar. Müşrikler onlar kadar suçlu değil. Onun için onlara verilen ceza biraz daha fazla, onlardan cizye alınması isteniyor. Diğerlerinden istenmiyor. O zaman hangisi daha zor durumda? Yani belki bizim bu yaptığımız yanlışlardan dolayı da onların Müslüman olmalarının önünü engellemiş oluyoruz. Onlar diyorlar nasıl olsa biz de iyi durumdayız. Ya bugün hala bazı gruplar onlara dininizin kıymetini bilin demiyorlar mı? Bugün duyuyoruz yani sağda solda. Amentü de ortağız diyorlar. Tövbe estağfurullah. Neyse onlar olabilir ama biz değiliz. Evet.